11. mektubun 3. meselesi ve 4. meselesi, her ikisi miras hukukuyla alakalı iki önemli meseledir. Biraz miras hukuku hakkında heyetinize malumat sunmak istiyorum. Miras hukukunun İslam'daki ilmin adı feraiz ilmidir. İster miras hukuku deyin, isterse feraiz ilmi deyin. Evet, İslam hukukunu, miras hukukunu inceleyen İslam'da bir ilim dalıdır. Feraiz hukuku. Feraiz, farz kökünden türemiş ve fariza kelimesinin de çoğuludur. Farz, mastar olarak bir şeyi belirlemek, takdir etmek, kesinleştirmek, açıklamak manasına gelir. İslami literatürde farz olan ibadetler de böyle. Allah'ın takdir ettiği, tayin ettiği, belirlemiş olduğu sınırlar manasında onlara da farzlar diyoruz. Ama farz, tekrar ediyorum, mastar olarak bir şeyi belirlemek, takdir etmek, kesinleştirmek, açıklamak manalarına geliyor. Farz, fariza kelimesi de aynı manalarda kullanılmıştır. Fariza, İslami ıstılahta mükellef olan kimseden kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen dini vazifeler. Kulun mecburen Allah'ın emri olarak ifa ettiği vazifeler manasında kullanılıyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın insanlar vefat ettikten sonra arkada bıraktığı malın, ki ona terike denir, kimlere ne kadar verileceğiyle alakalı, işte bu mirasta dağıtılan paylara da, pay sahiplerine de eshab-ı feraiz deniyor. Feraiz ilmi var, bir de eshabül feraiz var. Miras kimlere taksim edilecekse, işte o mirasta pay alan kimselere de, tekrar etmiş oldum, İslami literatürde eshabül feraiz deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam feraiz ile alakalı, yani bu miras hukukuyla alakalı biraz ürpertici, biraz teşvikkar ifadelerde bulunmuştur. Mesela İbn-i Mace'nin feraiz bölümünde naklettiği bir hadis. Efendimiz Aleyhisselam feraizi öğrenin ve öğretin. Çünkü feraiz ilmin yarısı olup ama bir zaman gelecek ki unutulacaktır. Ümmetimden çekilip alınacak ilk ilim feraiz ilmi, miras hukukudur buyuruyor. Miras hukukunu bilmeyen bir Müslüman çok önemli bir kıyamet alametini üstünde taşıyor demektir. Eskiden benim çocukluğumda da hatırladığım o dönemlerde bile, Cumhuriyet'in belli dönemlerinde bile feraiz ilmini bilmeyeni müftü yapmazlardı. Müftü feraiz ilminin Arapçasını ezberden okursa müftü olabilirdi. Ama şu anda tahmin ediyorum ki müftüler de, vaizler de ekseriyetle feraiz ilmini, miras hukukunu bilmezler. Neden? Çünkü tatbik edilmiyor, soran yok, peşine düşen yok. Bu mevzuda devletin mer'i kanunları var, onlar esas kabul ediliyor. İhtiyaç duyulmadığı için bu kalkmış ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bu gaybi ihbaratı da ortaya çıkmış. Ümmetimden çekip alınacak ilk ilim, feraiz ilmi, hadis-i şerifi gerçekleşmiş maalesef. Ve Efendimiz Aleyhisselam yine buyuruyor ki, Tirmizi'de gelen feraiz bölümünde bir hadis, Kur'an'ı ve feraizi öğrenin ve insanlara da öğretin. Kul hakkı var çünkü bunda, Allah hakkıyla beraber. Ben aranızdan ayrılacağım gibi bu feraiz ilmi de bir gün ortadan kalkacaktır. Öyle bir zaman gelecek ki iki kişi bir farizada ve dini bir meselede anlaşmazlığa düşecek de aralarında hüküm verecek birini bulamayacaklardır. Bu miras mevzusunda iki kişi anlaşamayacak, ya biz dine göre bunu taksim etmek istiyoruz diyecekler de, ama gidip de bunları sorabilecekleri bir kesim, çünkü alimleri de kalmamış demek.
bulamayacaklardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu feraiz ilminde en ileride olan sahabenin Zeyd bin Sabit olduğu rivayetler içerisinde. Zeyd bin Sabit sonra halkalar teşkil etmiş, pek çok insanlara da feraiz ilmini öğretmiştir. Değerli kardeşlerim, feraiz ilmi Kur'an-ı Kerim'de, yani miras hukuku 11 ayette anlatılıyor. Az önce de söylemiştim, üstadın 11. mektupta bunu anlatıyor olması da böyle latif bir tevafukatı ifade ediyor. Nisa suresinin 7-14. ayetleri. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 ayet orada var. Nisa suresinin 176. ayetinde var. 7'den 14'e 8. Nisa suresinin 176. ayetinde var. Enfal suresi 71'de var. Ve Kur'an-ı Kerim'de farklı surelerde saydım 11 ayette Cenab-ı Hak miras hukukuna temas etmiş. Ve miras da taksim edilirken bu mevzuda 11 hisse olarak anlatılmış. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadislerinde şöyle buyurmuş. Ferais, yani miras ilmini öğreniniz, öğretiniz. Çünkü feraiz ilmi, miras ilmi ilmin yarısıdır. Çünkü neden ilmin yarısıdır? Feraize göre miras taksim edilmezse fazla alan kul hakkına girmiş olur, haram lokma yemiş olur. Alınan da kul hakkı meselesi var. Haram lokma yiyenlerde de ilmi bereket kalmaz. Bu hadis Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Buhari'de de geçiyormuş. Feraiz ilmi, miras ilmini öğreniniz, öğretiniz. Çünkü feraiz ilmin yarısıdır. Bir başka hadis, miras hisselerini sahiplerine verin, kalan miktar en yakın erkek kısmındır. Bu yani erkek kısımlara ayrıca ona da asabe deniyor mirasta. Bir ilk etapta 11 var, bir de bunların detaylı taksimatlarında 40 tane ayrıca bölümleri vardır. Bu mevzudaki hadis-i şerifleri ayrıca kitaplardan okuyabilirsiniz. Şimdi miras ile alakalı 11 taksimatın başlıklarını veriyorum. Üstad burada ikisine dikkat çekmiş. Sonra burasını okuyacağız ve bu 11. mektubu tamamlamış olacağız. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle delillerle yer alan mirasçıların payları 11 hisse şunlardır. Bir, koca, zevç. Bununla alakalı bir hayli ayet ve hadis-i şeriflerde, kitaplarda geçiyor. Şu anda detaylarına girmeyeceğim. İki, zevcenin alacağı karı diyebileceğimiz miras payları var. Bunların da dini literatürde yerleri var. Facebook sayfam var. Facebook sayfama bunları koyayım. Oradan bunları alın yani. Bunlar benim çok ciddi bir çalışma. Mirasta pay alacaklardan diğer bir tanesi, üçüncü olarak baba. Bu mevzuda genişçe anlatılan hususlar var. Dördüncüsü anne. Bu anne ile alakalı üstadın burada anlattığı dördüncü meselede felü ümmihi südüs meselesi. Annenin hissesi altıda birdir. Nisa suresi 11. ayet. Anne var. Beşinci olarak dede var. Onların hisseleri var. Altıncı olarak kız var, onların hisseleri var. Yedinci olarak oğlun kızı ölenin kızı bulamayınca oğlunun kızı onun yerine geçer var. Ana baba bir kız kardeş var. Baba bir kız kardeş var. Dokuzuncu oldu. Ana bir kardeşler var. 11. olarak da nine var. Böylece miras payları burada 11 tane ana pay. Ve tekrar ediyorum, Üstad bunu 11. mektubu anlatmış, tevafuk etmiş. 11 ayette de Kur'an-ı Kerim'de bu miras meselesi genişçe anlatılır. Bu 11 tane pay üstünde durmanızı arzu ederim. Şu anda zaten detaylarını anlatsam da anlatılamaz. Bunları böyle hemen cetvel kalem anlatmak da mümkün, doğru değil. Yazmak lazım, şekillendirmek lazım. Kim kimin ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre de paylar yazılır.
ve erbabı buna dine göre bir pay ne kadar düşüyor taksim eder. Üstadım burada üçüncü meselede aldığı mesele ise oldukça önemli. Çünkü bu mevzuda medeni hukuk Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmiş ve bugün de tatbikat medeni hukuka göredir. Medeni hukukla üstad bunu kıyas etmiş. Bu üçüncü meselede anlatacağımız az sonra فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْسَيَيْنِ ayeti. Nisa suresi 176. ayet. Erkek kadın hissesinin iki mislini alır. Yani erkeğe iki, kadına, kıza bir dediğimiz nispet bu. Bugün pek çok kadınlar bile, hatta Müslüman kadınlar bile buna itiraz edebiliyorlar. Ama Üstad Hazretleri Avrupa medeniyeti ile Kur'an'ın farkını anlattığı yerde sözlerde 442. sayfa. Lütfen kaydedin. 25. sözün 1. şulesinin 3. şuağının 3. şavk 2. cilve 3. derecede olan meselelerin 3. esasında muhakemesiz medeniyet Kur'an kadına sülüs verdiği için Nisa suresi 11. ayeti ele almış. Ayeti tenkit eder. Üstadın ele aldığı ayet de Nisa 11. ayet. Yine 11. mektup. Orada da bir 11 tevafuku var. Bunlar ayeti tenkit ediyor bugünkü medeniyet. Yani niye bunda eşitlik yok? Kadın da erkek de eşit alsın. Niye 3'te 1 erkek, 3'te 2 kadın, yani 2 erkek 1 kadın alacak? Medeniyet bunun tenkidini yapıyor diyor üstad. Halbuki hayat-ı içtimaiyede ekser ahkam, hüküm, genel hükümler ekseriyet itibariyle olduğundan, ekseriyet itibariyle bir kadın kendini himaye edecek birisini bulur. İslam'da evi bakmakla mükellef olan erkektir. Cenab-ı Hak kadına bakmakla alakalı bir mükellefiyet getirmemiştir. Bir, bunda erkeğin aslan payı var. Erkek ise ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur. İşte bu surette bir kadın pederinden yarısını alsa kocası noksaniyetini temin eder. Erkek pederinden iki parça alsa bir parçasını tezevvüc ettiği kadının iadesine verecek, idaresine verecek, kız kardeşine müsavi gelir. Yani evden kız giderken bir parça götürür. Gittiği erkek de 2/3 alır, o ailede 3/3 olur. Evde erkek 2/3 alır. Evlendiği hanım da kız da geldiği yerden 1/3 getirir. Ekseriyette, eksere göre hüküm böyledir. Böylece ailenin de 3/3 olur. Niye İslam böyle izafi bir miras taksimatında adalet yolunu tercih etmiştir? 25. sözde anlatılan bu mesele şimdi buradan okuyacağız. Birkaç cümle daha söyleyeyim, sonra okuduğumuz zaman netleşecek. Bir defa erkek aileye bakmakla mükellef dedik. Kadın mükellef değil İslam'a. Yani dini, şeriatı bir bütünlük içinde ele almak lazım. Mesela bir insanın burnunu şuradan müstakilen ele alsanız, kesip alsanız çok çirkin görünür. Ama insan yüzüyle beraber burun çok güzel görünür. Bazı hükümler var ki müstakilen ele aldığınız zaman anlayamayabilirsiniz. Ama onu dinin bütünlüğü içerisinde, topluma müteallik ahkamın bütünlüğü içinde ele alırsanız bunda tam gerçekten yerli yerince diyebilirsiniz. İşte bu bütünlük içinde İslam erkeğe vermiş evinin maişetini temin etme, bakma yükümlülüğü, çocukları, hatta kadın süt emzirirse çocuğuna onların bile masraflarını, kadının da masraflarını karşılayacak. İkincisi, yani gittiği zaman kız bir götürecek, oradaki erkek 2 alacak, 3/3 ve buradaki erkek 2 alacak, aldığı hanımı 1/3 alacak, yine 3/3 olacak, yine bir izafi adalette olacak. 2 oldu bu. 3, bir kızın böyle maldan daha ziyade baba, anne ve erkek kardeşlerinin şefkatine ihtiyacı vardır. Şimdi evde genelde malı daha çok erkek kazanır. Kız aklı başına geldiği zaman gider ve gittiği kocasının emrinde veya orada hayatını o şekilde. Ama erkek genelde babasıyla beraber ekseriyete göredir hüküm kazanır. Baba eyvah, benim servetimin yarısını başkalarına götürecek nazarıyla, abisi bu nazarla bakarsa
Çok şefkate muhtaç olan kadın şefkatten daha ziyade bu kem nazarla aslında mutsuz olur. Onun için babasının şefkati ne kadar az pay alırsa aslında şefkat daha çok. İnsanlar böyledir yani. Yani şefkat yönü var işin diyebilirim özetle. Bir de işin içinde dedim daha çok erkek mal kazanır. Ve Cenab-ı Hakk'ın takdiratı da böyledir. Medeniyet bu mevzuda itiraz ettiği için üstad özellikle bu yönünü ele almış. Şimdi miras ile alakalı şu iki mesele. 25. sözün icazı Kur'an'a karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmı. Kur'an'a muhalif olan hukuk-u medeniyetin ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal. Değerli kardeşlerim bu feliz zekeri misli hazdül ünseyeyn ayeti de Kur'an-ı Kerim'de iki defa geçer. Ehemmiyetine binaen Cenab-ı Hak bunu iki defa tekrar etmiştir. Feliz zekeri misli hazdül ünseyeyn erkek kadın hissesinin iki mislini alır. Olan hükmü Kur'ani mahsa adalet olduğu gibi. Şimdi işin bir adalet yönü var. Aynı merhamettir. Bir de işin merhamet yönü var. Evet, adalettir. Çünkü ekseriyeti mutlaka itibariyle bir erkek bir kadın alır. Nafakasını taahhüt eder. Bir kadın ise bir kocaya gider, nafakasını ona yükler. İrsiyetteki noksanını telafi eder. İrsiyet dedi yani mirastaki noksaniyetini bu şekilde telafi eder. Bu adalet izafi de olsa Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği adalet böyle. İkincisi bu şekilde bir miras taksimi merhamettir. Hem merhamettir. Çünkü o zayıfe kız pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükmü Kur'an'a göre o kız pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi ona benim servetimin yarısını ellerin ve yabancıların ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. O şefkate endişe ve hiddet karışmaz. Kardeşleri de bakmaz. Bugün Türkiye'de mirastan dolayı araları açılmayan neredeyse bir tane aile bile kalmamıştır. Hem kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet, erkek kardeşinden kız rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himayet görür. Kardeşi ona hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz. O merhamete ve himayete bir kin, bir ibrar katmaz. Şu halde o fıtratan nazik, nazenin ve hılkatça zayıfe ve nahife kız sureten az bir şey kaybeder. Fakat ona bedel akaribin şefkatinden, merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa şimdi önemli bir cümle söylüyor. Merhamet-i ilahiden fazla merhamet merhamet değildir. İhsan-ı ilahiden fazla ihsan ihsan değildir. Hem muhakematta hem de mektubatın arkasındaki hakikat çekirdeklerinde bu var. Merhamet-i ilahiyeden fazla merhamet merhamet değildir. İhsan-ı ilahiden fazla ihsan ihsan değildir. Allah kıza merhamet etmiş, bu ihsanda bulunmuş. Ya sen az görüyor, daha çok. Sen Allah'tan daha mı fazla merhametlisin? Allah'tan daha fazla mı ihsan sahibisin manasında? Yoksa rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğim diye, edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil, şedid bir zulümdür. Hem üstad bu zulmü öyle anlatmış ki bakınız belki zamanı cahiliyette gayreti vahşiyaneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi. Bu pay hisseyi üstad bu kadar ağır ifade etmiş. Cahiliyede kızların diri diri gömülmesi nasıl zulümse kızlara hakkından fazla Allah'ın takdir ettiği haktan fazla hak vermek de gaddarane bir zulmü andıracak. Şu zamanın hırsı vahşiyanesi merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır. Bunun gibi bütün ahkam-ı Kur'aniye ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn hükmünü tasdik ediyor. Evet biraz sizi yordum ama şu dördüncü meseleyi de okutayalım. Çünkü bu dördüncü meseleyi az önce de anlattım. 11 payda bir tanesi.
Şimdi medeni hukuk bu mevzuda ne yapıyor bilmiyorum. Ama bu mevzuda Kur'an-ı Kerim anneye de bir pay veriyor. Şimdi ölenin şöyle anne paylarını Kur'an'daki taksimata göre okuyacak olursam, ölenin çocukları veya oğlunun, oğlu veya kızı yahut ölenin birden fazla erkek veya kız kardeşiyle birlikte bulunduğunda 1/6 alır. Ölenin babası ve eşi ile birlikte bulunduğunda eşten artanın 1/3 alır. Bu durumda baba asaba olarak geriye kalanı alır. Asabe üstüne ayrıca mirasta durmak lazım. Bu iki grup mirasçı bulunmadığında bütün terikenin 1/3 alır anne. Yani Kur'an-ı Kerim'in hükmü bu. Tekrar ediyorum. Anne 3 ana bölüm içinde mesele ele alınmış. Ölenin çocukları veya oğlunun, oğlu veya kızı yahut ölenin birden fazla erkek veya kız kardeşiyle birlikte bulunduğunda 1/6 alır. Fele ümmihi südüs bu noktaya dikkat çekiyor. Ölenin babası ve eşiyle birlikte bulunduğunda eşten artanı 1/3 alır. Bu durumda baba asaba olarak geriye kalanı alır. 3. Bu iki grup mirasçı bulunmadığında bütün terikenin 1/3 alır anne diyor. Feli ümmihi südüs annenin hissesi 1/6. İşte mimsiz medeniyet nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden böyle bir haksızlığa sebebiyet veriyor, sebep oluyor. Şu andaki eskiden yani üstad bunu anlattığı zaman medeni kanunlara göre anne hiç pay alamıyormuşmuş. Üstad 1/6 hakkı, o da belli şartlara yarız 1/3 aldığı yer de var annenin. Şimdiki medeni kanunlarda Türkiye'de durum nasıl onu bilemiyorum. Öyle de valide hakkında hakkını kesmek de daha dehşetli haksızlık ediyor. Demek ki üstadın bunları yaptığı dönemde anneye bu mevzuda pay vermiyormuş medeni. Annenin hakkını kesiyor ama kıza fazla hak veriyor. Evet, rahmet Rabbaniye'nin en hürmetli, Allah'ın merhametinin timsalidir anne. En halavetli, en latif ve en şirin bir cilvesi olan şefkati valide, hakaiki kainat içinde en muhterem, en mükerrem bir hakikattir. Ve valide en kerim, en rahim, öyle bir fedakar dosttur ki o şefkat saikasıyla bir valide bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını veledi için feda eder. Anne çocuğu için hayatını veriyor ama çocuklar annesine 1/6 bile vermemesi ne büyük cinayet. Hatta validenin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lemasıyla yavrusunu müdafaa için ite atılır, aslana saldırır. Haşiye 2. Cenab-ı Hak rahmeti 100 parçaya böldü. Bunun 99 parçasını nezd-i uluhiyetinde tuttu. Bir tek parçayı da yeryüzüne indirdi. Varlıklar arasında merhamet kaynağı işte bu parçadır. Atın yavrusuna basma endişesiyle ayağını kaldırması da bu merhamet sebebiyledir anlamındaki hadis için. Bakınız at yavrusuna basarım diye bazen ayağını yere basmazmış. Buhari Edep, Müslim Tövbe, Tirmizi Davet, İbn-i Mace Züht kitaplarında bu atın bile şefkatine dikkat çekilmiş. İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikati taşıyan bir valideyi veledinin malından mahrum etmek, o muhterem hakikate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik ve ne mertebe cinayetli bir hakaret ve arş-ı rahmeti titreten bir küfran-ı nimet ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin gayet parlak ve nafi bir tiryakını bir zehir katmak olduğunu insaniyetperverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa elbette hakiki insanlar anlar. Kur'an-ı Hakîm'in feli ümmihi südüs hükmünün aynı hak ve mahz-ı adalet olduğunu bildirir. El-Baki huvel-Baki kardeşiniz Said Nursi.